Sevgili arkadaşlar, bugün harika bir yerdeyiz. Antik bit pazarına geldik. Burayı biraz gezdik tabii ki video çekmeden önce. Gerçekten IKEA'dan 10 kat daha iyi olduğunu size söyleyebilirim. Çok inanılmaz şeyler göstereceğiz size. Şimdiden oldukça heyecanlı olduğumu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burası gerçekten çok büyük. Her bir detayı burada size göstereceğiz. Ve ev için neler alabiliriz kendimize yavaştan bakılmaya başlıyoruz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, her şey o kadar güzel ki şimdi kamerayı bu şekilde çevirerek size her yeri göstermeye çalışacağım. Zaten burası gerçekten çok büyük. 60 tane antik mağaza varmış burada. Gelirsiniz burada, evinizi eskiyle yeniyle çok güzel bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Genel olarak zaten burada antik eşyalar var. Şuradan bir aynadan kendimi göstereyim. Bu mesela tam Anastasia'nın sevdiği tarzda bir dolap. Burada ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Bakın sevgili arkadaşlar, fiyatlardan da zaten size bahsedeceğim. Tabağından, çanağından, her türlü dolabından, süs eşyasına, lambası, her şey var. Sevgili arkadaşlar, bir de burada hediyelik eşya da alabilirsiniz. Bu şekilde antik marketten. Mesela bakın, şöyle bir çanta beğendim. Yani bunu birisine hediye etmek için. Bunun fiyatı ne kadarmış mesela? Bakalım şuradan. Bunun fiyatı 30 euroymuş. Çok güzel. Zaten bayağı da tarz gibi geldi bana. Yani birisine hediye etmek istersen mesela buradan. Oo, bu neymiş ya? Bu kaç paraymış, bunu görebiliyor muyuz? Bu da 17,5 euroymuş. Mesela bunu salona falan bir yere koyarsınız. Burada gördüğünüz gibi heykeller de var. Tahta, metal, seramik, her türlü. O bu neymiş ya? Bugünkü tepkim. Her şey bu neymiş ya? Bu ne kadarmış? Bu da 20 euroymuş. Bundan şarap mı koyuyorlar acaba? Bu şarap bardağı mı? Ne bu? Bunu bilen varsa yorumlara yazsın sevgili arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. 20 euro. Ya buraya gelirsiniz ve... O bu neymiş ya? Maaşı bırakırsınız burada. Bu ne, ayran mı yapılıyor bunda? Ne kadarmış? Bu 5 euroymuş. Bunun ne olduğunu tam çözemedim ama. Ama dizayn olarak güzel görünüyor bayağı. Mum koymak için. Şimdi mesela bu kaç paraymış? Ha, bu 40 euroymuş. Bu arada Hollanda'da genel olarak böyle zaten çok fazla antik market var. Ziva, nereye göstereceğimi şu an bilmiyorum. O kadar çok şey var ki burada. Şunu da bir göstereyim. Ya evimizi dizayn ederken alırsak tabii önce bir. İlk önceliğimiz ev almak. Evi alırsak yeni ve eskiyi güzel bir şekilde birleştirmek istiyoruz. Tamamen %100 modern değil, tamamen %100 eski değil. İkisini beraber... Oo, bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Bu şekilde sağına soluna eşyalar koyuyorsunuz. Bunun fiyatını görebiliyor muyuz herhangi bir yerde? Bunun fiyatını bulamadım. Bunun fiyatını bulamadım ama gayet güzel. Oo, lambalar da var bu şekilde. Şöyle bir lamba mesela. Bir de tabii şeylere bakmak lazım. Sonuçta antik olan ürünleri buradan almak gerekiyor, doğru ama... Yani bazı şeyleri de modern almak gerekiyor. Mesela bu lamba kaç paraymış? Bu lamba 70 euro. Güzel bir lamba ama hani IKEA lambasından da çok bir fark yok. O yüzden bunu almaya hiç gerek yok yani. Size mesela şöyle süs eşyaları göstereyim. Tabi bu biraz dini bir eşya. Bunun mesela fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 120 euroymuş. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı da 100 euro. Şöyle biraz uzaklaşıp göstereyim. Yani muhtemelen Hollandalılar gelip bu şekilde eşyalardan çok fazla alıyorlardır. Bunu niye mesela içi boş? Bunun içinin neden boş olduğunu bilmiyorum. Bir detay yok ama bu da kendi başına 80 euroymuş. Ha, aslında anladım şimdi. İki ihtimal var. Ya içindeki parça kaybolmuş ya da bu zaten bu şekilde içi boş. Sonra bu şekilde içini doldurmuşlar. İkisinden birisi olabilir. Ama yani Hollandalılar için muhtemelen bu çok güzeldir. Bana hitap etmiyor. Şöyle bir geyik gördüm. Ne kadar gerçekçi. Elimi böyle ısıracak gibi duruyor yemin ediyorum. Ve tüyleri falan da bu bildiğiniz geyin şeyinden yapmışlar ya bunu. Geyik tüyü yani bu. Bunun fiyatı ne kadarmış? Şurada fiyatı vardı. 195 euroymuş. Bu şekilde geyik kafaları, hayvan kafaları falan da var bu arada. Şu köşede çok değişik bir lamba gördüm. Bu lamba bayağı güzelmiş. Bu böyle kesin pahalıdır bu arada. Kesin pahalıdır. Kaç para bu? Evet, 325 euroymuş. Şaşırmadım fiyatına. Bunun içinde ne varmış? Oo, içi ne kadar güzel. Baya güzel, tasarım hoşuma gitti. Şimdi girişin sağ tarafına geldik. Burada normalde koltuklar da var. Ama bakayım bir koltuklara. Oha, koltuklar güzelmiş aslında. Ama yani koltuğu alırsak, yani koltuğun IKEA olması ve yeni olması çok önemli. Bir de bunlar zaten çok büyük. Ama bu şekilde antik marketlerden koltuk almak bilmiyorum ne kadar mantıklı. Muhtemelen biz bunu tercih etmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biraz önce ben video çekerken bunu kurcalıyorlardı. Bakın ne kadar güzel. Hemen benim de dikkatimi çekti. İnanılmaz güzelmiş. İnanılmaz güzel.
Ne ya bu? Bunun üstü açılıyor mu? Ha, üstü de açılıyor. Bunun tam ne olduğunu anlamadım. Kaç paraymış bu? 275 euroymuş. Şimdi size ne göstereceğim. Bakın sevgili arkadaşlar. Eindhoven merkezde bu şekilde seramik eşyaları satan bir mağaza var. Ve seramikler o kadar pahalı ki 100 euro, 150, 200 euroya kadar çıkıyor seramikler. Hatta ben de eğer işlerimi çok büyütürsem gelecekte bu şekilde hediyelik ürünler satmak istiyorum. Bu da hayallerimden bir tanesi. Çünkü ben de kendim de seramiği çok fazla seviyorum. Mesela şöyle bir seramik. Salyangoz galiba bu. Bakın ne kadar güzel. Bakın. Ve bu sadece kaç para? Kaç para bu? 14,5 euro. Eğer mesela Eindhoven merkezde bunu almaya kalksanız 50 eurodan 70 eurodan aşağı alamazsınız. Şunun da mesela ne kadar tatlı olduğuna bakın. Bu kaç para? Bunun da fiyatı 8,5 euro. Cammış bu. Glass. Aa bu neymiş ya? Bu da şey. Bunu da dolaba yapıştırıyorsunuz. Biri açmak için. Bu çok güzelmiş ya. Bunu alacağım. Bunu birisine hediye olarak alacağım. Bir arkadaşım vardı. Ona hediye olarak almak istiyorum bunu. 6,5 euro. Gayet güzel. Üst taraf mesela plastik mi? Plastik. Güzel ama bu hoşuma gitti. Bunu hediye olarak alacağım. Ben Kadıköy'de yaşarken benim şöyle bir araba koleksiyonum vardı. Daha doğrusu metal eşya koleksiyonu diyelim. 10-15 parça falandı. Bu da bu arada bakın sesleri duyuyorsunuz. Ne kadar güzel. Ve her bir parçası bu arada bunun metal. Ha, tekerleri şeymiş ama tekerleri plastikmiş. Mesela biraz önce arabanın devamı olarak şöyle bir şey alınabilir. Bunun mesela tekerleri daha güzel bu arada gördüğünüz gibi. Öbürünün biraz tekerleri plastikti. Bunun fiyatı da 14,5 euroymuş. Hemen şu yanında da şöyle bir tane var. Bu da full metal. Onun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı da 7,5 euroymuş sevgili arkadaşlar. Bu neyi temsil ediyor acaba? 1948 yazıyor. Şurada krallık var. Neyi temsil ettiğini bilmiyorum ama güzel bir süsmüş bayağı. Burada da yine bu şekilde kral temalı bir seramik tabak var. Bunun fiyatı ne kadar? 15 euro. Hem video çekmek, hem ürünleri göstermek, hem fiyatlarına bakmak, hem de konuşmak biraz zor oluyor. Sevgili arkadaşlar ne buldum? Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi değil mi? Bu muhtemelen fotoğraf makinesi, evet. Tabii artık süs eşyası. Ama baktığınızda gerçekten çok güzel. Şunu şuradan çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyorum. Bunun fiyatı kaç paraymış ya? 200 euro. Eskiden fotoğrafları böyle çekiyorduk. Ben de bundan sonra YouTube videolarını bununla çekeceğim. Nereye geldik, nereye geldik? Camlardaki detaylar görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bunlar inanılmaz güzel ya. Bayılıyorum bu işlemelere. Camlarda böyle işlemeler inanılmaz güzel görünüyor. Şunun güzelliğine bakın. Of ne kadar güzel. Bunların bir fiyatlarına bakmak lazım. Şunu eve şöyle koyduğunuzu düşünsenize. Böyle kocaman bir girişinizde kapı gibi bir yer var. Bunları oraya koydunuz. Uf inanılmaz olur. İnanılmaz olur. Bunun fiyatlarını nerede görebiliyoruz ya? Oo şunun fiyatını gördüm. Şunun fiyatına bakabiliyoruz. 475 euroymuş. Normal yani. 475 euro olması bunun pahalıymış. Oo bunun fiyatı var. Kaç para bu? Ya pahalıymış. Moral bozuldu. 675 euro. Neredeyse bir aylık kredi ödemesi kadar. Bu ne kadarmış? 475. Bu güzelmiş yalnız. Buradaki seramik tabak. Kaynakların hepsi harika. Oo şurada şey var. Misafirlere şeker koymalık. Bayramlarda, seyranlarda kaç paraymış? Bu 20 euro. Bir de şöyle göstereyim. Kantar çalışıyor mu la bu? Çalışıyor vallahi. Çalışıyor. Vintage. Vintage kantar. Bununla neyi tartacağız ama onu bilmiyorum. Yine de güzel görünüyor. Kaç paraymış bu? 25 euro. Şimdi araba bakıyorduk ya sevgili arkadaşlar. Onun devamı var. Bu araba güzelmiş yalnız. İşte biraz önce size söylemeye çalıştığım şey de buydu. Bakın mesela bunun tekerlekleri daha güzel. Öyle plastik dandik tekerleklerden değil. Bu da çok iyi değil. Tahta mı bu? Biraz bir zarar verelim hafif. Tam tahta da değil. Değişik bir materyal. Ama bu şekilde geldiniz. Koleksiyonunuz hemen bunu buradan eklersiniz. Kaç para bu? 24 euro. Bir de Türkiye'de bildiğim kadarıyla ben bunu toplarken fiyatlar ucuzdu bir ara. Ama sonra fiyatlar bir artmaya başladı. Muhtemelen bu arabanın fiyatı Türkiye'de şu an çok daha pahalıdır. Bunun boyutları yazıyor mu? Eğer bunu toplayan varsa yazsın yoruma. Merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir araba aldığınız zaman o bunun yanında bir de ambulans var. Ha, ambulansı beğenmedim. Ambulans kötü materyalden. Ambulansı beğenmedim. Ama mesela ambulansın tekerlekleri daha güzel. Oo şey bir de bu. Şeyle giden. Bakın şöyle kurabiliyorsunuz da bunu. Zaten bu şekilde otobüsler bir ara çok popülerdi. Double decker bus made in China. Bunun tekerlerine bakayım. Bakın. Bunun tekerlekleri ne kadar kaliteli. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Daha güzel. Ama bunda metali o kadar kaliteli değil. Böyle plastiğimsi bir metal gibi. Kaç para bu? Buna bu para verilmez. Ama dizayn olarak güzel görünüyor. Full metal olsaydı o zaman parasının hakkını verebilirdi. Bunun fiyatı 24 euroymuş. Tahta araba var. Tahta arabayı gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Bunun kaç paraymış fiyatı? Hemen bakıyorum. 40 euro.
Biraz önce size gösterdiğim lambaların bu şekilde daha güzel ve daha moderni. Kaç paraymış bu? Şöyle içini de göstereyim size bir yandan. 95 euroymuş. 95 euro ama çok güzel. Sadece şu yukarı asılan kısmı ile ilgili ufak bir sorunu var. Ama onun dışında dizayn olarak çok çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir tablo gibi bir şey var. Oha bu çok güzelmiş yalnız. Bir de bunu geniş açı vereyim size. Kaç para bu? 80 euro. Buna bir dokunabiliyor muyum? Her şeye dokunuyorum. Çok güzelmiş bu. Bu inanılmaz güzel. Bunu evin girişine falan koymalık, bu efsaneymiş. Şeyi gördüm şimdi. Eğer kuş besliyorsanız. Bakın şöyle. Vintage kuş evleri var. Kaç para bu? 36 euro. Biraz şöyle göstereyim. Böyle ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Bunda, bu mesela biraz daha resimli olanı ve daha küçük olanı. Bunda biraz daha işlemeler falan var. Bu da 27 euro. Daha küçük. Oo, şurada mesela daha böyle vintage bir kuş evi var. Bayağı güzel. Kuş buradan bakayım. Yok, güzel. Materyal güzel. Bu kaç para? Bu 70 euroymuş. Eğer kuş falan besliyorsanız bu şekilde. Gayet tatlı ya. Bayağı hoşuma gitti yani. Böyle bir alan görmek de beni şaşırttı. Olabildiğince bu arada bu markete ayırmışlar. Mesela burada tabak, çanak, seramik, metal bu şekilde. Oha çok güzelmiş lan bu. Oha bu ne kadar bu? Şu 150 euroymuş. Zaten bir tuttuğumda da bir farklı geliyor. Bir değişik hissediyorum böyle. Komple set mi 150? Yok yok, set 150. Gerilmeyelim hemen. Bir gerildik. Set şu şekilde komple. Muhtemelen yani set 150 euro. Fincanlar. Bu Türk kahvesi fincanı mı? Yok. Türk kahvesi fincanından bir tık daha büyük. Bunlar bu şekilde kahve içiyorlar mı ya? Ne içiyorlar bunlar? Espresso falan mı içiyorlar acaba? Şu şekilde bakın. Ne içiyorlar ki bunlar bunda? Türk kahvesi içmezler. Bilmezler yani. Oo şu tabaklar da güzelmiş. Kaç para bu? 5,5. Böyle her şeye dokunarak kurcalıyorum sevgili arkadaşlar. Ve buradan mesela bunları alıp bu şekilde set de yapabilirsiniz yani. Bir de burada kül tabloları da var. Kül tabloları ne kadarmış mesela bunun fiyatı? 20 euro. Bunun fiyatı 15 euro. Bu arada güzel bir materyalden. Bayağı hoşuma gittiğini size söyleyebilirim yani. Materyalleri güzel. Martini marka. Bayağı tatlı, güzel görünüyor. Sevgili arkadaşlar, burası 5 dakika içinde kapanıyormuş. Gezmeye doyamadım size, onu söyleyeyim. Hatta biraz daha siz de buradayken biraz şöyle kurcalayayım sağ solu. İnanılmaz ya her şey. Tam böyle vintage, eski ama aynı zamanda şık. Aradığınız her şey burada var. Aradığınız her şey burada var. Şöyle biraz daha güzel. Bakın şu lambadan mesela sürekli gösterdim ya videoda. Bu şekilde bir şey alabiliriz. Onun dışında her türlü süs eşyası, metalinden plastiğine. İstiyorsanız araba koleksiyonu, bu arada araba koleksiyonu da yaptık. O da çok güzel oldu. Eğer ev alırsak benim de kendime ait güzel bir koleksiyonum olabilir. Oo, burası da çok güzelmiş. Şöyle göstereyim size. Burası şimdi kapanacak sevgili arkadaşlar. Burada sabaha kadar muhtemelen video çekebilirim diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer önerileriniz, yorumlarınız olursa lütfen bunları da yapmayı unutmayın. Bir yandan şöyle etrafa bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.